you? Merhabalar, Marvel'ın 4. faz filmlerinden biri olan Shang-Chi'nin ilk fragmanının incelemesine hoş geldiniz. Aslında Shang-Chi, Marvel sinematik evreni içerisinde Iron Man'den önce yani 2005-2006 yılları arasında yapılması planlanan bir filmdi. Senaryonun ve ekibin tamamen hazır olmayışı, sinematik evrende olacakların henüz bilinmemesi gibi nedenlerden ötürü ertelenmişti ve bu planlar ancak 15 yıl sonra gerçekleştirilebildi. 2018 yılının sonlarına doğru Marvel'ın az bilinen bir karakter hakkında bir film yapacağı söylenmeye başlandı ve film resmi olarak ilk kez 2019 yılında San Diego'daki Comic-Con'da duyuruldu. Daha önce çıkan haberlerde Marvel'ın bu karakter için The Walking Dead'ten tanıdığımız Steven Yeun istediği söylenmişti ancak 2019 yılında bu karakteri Simu Liu'nun canlandıracağı açıklandı. Kung Fu ustası ve Marvel'ın Beyaz Perde'deki ilk Asyalı karakteri olan Shang-Chi'nin ilk fragmanında bakalım bizlere neler anlatılmış. İlk olarak Shang-Chi'den ayrıntılı bir şekilde bahsettiğim bir video zaten yapacağım ama burada karakter hakkında bilmemiz gereken ilk şey kendisinin gerçek anlamda bir Kung Fu ustası olduğu. İlk kez 15 Mart 1973 yılında Special Marvel Edition adlı çizgi romanın 15. sayısında karşımıza çıktı. 70'li yıllarda Bruce Lee ve Jackie Chan gibi isimlerin başrolünde bulunduğu, dövüş sanatlarının ve bol aksiyonlu filmlerin revaçta olduğu dönemlerde oluşturulan Shang-Chi karakterinin özel bir gücü bulunmuyor fakat Kung Fu konusunda inanılmaz derecede iyi bir usta olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi öncelikle fragmanı ana karakterimizin bir tahtayı yumruklamasıyla başlıyoruz ki burada geçmişine ait bazı hatıralarını anımsıyor. Kısa mesafeden tahta yumruklama olayı genellikle uzak doğu dövüş sanatlarında kullanılan bir yöntem. Ben de ilk kez Quentin Tarantino'nun Kill Bill filminde bu olayla karşılaşmıştım. Burada karakterimizin yaşadığı yeri görüyoruz. Yıkayıp kuruttuğu çamaşırlar, küçücük mutfağı, ayakkabıları ve duvarına asmış olduğu Kung Fu Hustle filminin posteri bulunuyor. I gave you 10 years to live your life. Hemen sonrasında isminin Kate olduğunu öğrendiğimiz arkadaşıyla birlikte Vali olarak çalıştıklarını öğreniyoruz. İkisinin karaoke yaptıkları sahnede burada söyledikleri şarkının sözlerini arattığımız zaman başka bir Disney yapımı olan Aladdin filmi karşımıza çıkıyor. Bu sırada fragmanın başından beri arkada konuşan bir ses duyuyoruz ve bu ses Shang-Chi'nin babası Ben Wu'ya ait, yani Mandarin'in kendisi. Iron Man 3'te gördüğümüz Mandarin değil bu arada. Gerçek Mandarin'den bahsediyorum. Biliyorsunuz o filmdeki Mandarin bir kopyaydı. Bu adam ise Ten Rings yani 10 yüzük ismi verilen kuruluşun lideri. En başta bahsettiğim dövüş eğitimi aldığı yıllara Shang-Chi'nin çocukluk anılarına dönüyoruz. Bu eğitimler sırasında babasının da bulunduğunu ve onun dışında yanlarında garip maskeli bir adamın daha bulunduğunu görüyoruz. Çizgi romanlarda Death Dealer ismi verilen bu adamın gerçek ismi Lee Ching-Lin. MI6 için çalışan gizli ajanlardan bir tanesi. Daha sonrasında Shang-Chi ile aralarının bozulduğunu biliyorum. Yani bu yüzden kendisi için çok da iyi bir karakter diyemeyiz. Bu flashback'te Wen Wu'nun kollarına takılı bilezikler görüyoruz. İlerleyen saniyelerde de gördüğümüz gibi bu bilezikler bayağı önemli gibi görünüyor. Filmin isminin Shang-Chi ve 10 yüzük efsanesi olduğunu da hesaba katarsak bu yüzükler bilezik olarak tanıtılmış. Birazcık bu Ten Rings örgütünden bahsetmek istiyorum. 21. yüzyılın başlarında Afganistan'da faaliyet gösteren Ten Rings örgütü ki sinematik evrende ilk olarak Iron Man filmiyle karşımıza çıkmıştı. Stark Endüstrisi'nin kullandığı savaş teknolojisine sahip olabilmek için Tony'nin Afganistan gezisini kendi avantajlarına çevirerek Jericho füzesi yapması için Tony'yi kaçırmışlardı. Tony zekasını ve yeteneklerini kullanarak bir füze yapmak yerine ilk Iron Man kostümünü tasarlayarak oradan bir şekilde kaçıp kurtulmuştu biliyorsunuz. Videonun en başında bahsettiğim Shang-Chi filminin ilk Iron Man filminden önce planlanmış olmasının sebebi de buydu. Film henüz çıkmamış olmasına rağmen Mandarin karakterini, daha doğrusu Çakma Mandarin'i Iron Man'in 3. filminde görmüştük. Trevor Slattery ismi verilen bu adam Mandarin'i taklit etmesi için Aldrich Killian tarafından görevlendirilen ve çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen bir aktördü. Slattery, Killian'ın görevlendirmesiyle birlikte tanınmamak adına çeşitli estetik ameliyatları geçirdikten sonra Ten Rings organizasyonuna bağlı bir terörist lider olan Mandarin'in kılığına girmişti. Bu örgütü gördüğümüz tek film serisi Iron Man değildi tabii ki. Boynundaki Ten Rings'de dövmesinden anlaşılacağı üzere Ant-Man filminde de bu örgütün üyelerinden bir tanesini görmüştük. Çizgi romanlarda söylenenlere göre ise bu yüzüklerin her biri başka güçlere sahip.
rakibi kör edici derecede ışık patlaması yaratmak, yer çekimini değiştirmek, Dark Force enerjisini kullanarak karanlık bir çekim alanı yaratmak, nesneleri parçalamak, havada girdap oluşturmak, yani kısmen hava bükmek, enerji ve ses dalgaları yaratmak, etraftaki havayı katılaştırarak bir kütle haline getirmek, maddenin atomik moleküler yapısını etkilemek, alev üretmek, holografik görüntüler yaratarak illüzyon oluşturmak gibi bambaşka güçlere sahip. Eğer Falcon ve Kış Askeri dizisini izliyorsanız bu sahnelerde size çok tanıdık gelmiş olabilir. Çünkü burası neredeyse Madripoor şehrinin birebir aynısı. Bunu sadece varsayım olarak söylemiyorum bu arada. Shang-Chi'nin arkasında duran şekle bakarsanız bunun Madripoor şehrinin bayrağı olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Falcon ve Kış Askeri'nde henüz görmemiş olduğumuz Power Broker'ın da bu filmden birisi olabileceği ihtimali bence çok yüksek. Bu fragmanın Falcon ve Kış Askeri'nin final bölümünden hemen önce yayınlanmasının sebebi de belki de budur. Hemen sonraki sahneye geliyorum. Time for you to take your place by my side. Helikopterin altında Ten Rings örgütünün inanılmaz büyük bir simgesi bulunuyor. Bir sürü silahlı adam, bir sürü araba, uydu antenleri, vericilerin olduğu bu kocaman tesise dikkatle bakarsanız bu örgütün aslında ne kadar güçlü olduğunu görebilirsiniz. Helikopterden inen insanlar arasında Shang-Chi, Mandarin, Shang-Chi'nin arkadaşı Katie, garip bir adam ve Shang-Chi'nin kız kardeşi Jai Ling bulunuyor. İlerleyen sahnelerde bu kadının kardeşiyle dövüştüğünü ve Shang-Chi ile aynı kolyeyi taktığını görüyoruz. Bu kısımda ise Mandarin'in gençliği olduğunu düşündüğüm, yani çok daha eski tarihe ait bir flashback görüyoruz. Arkadaki dağlara baktığımız zaman az önce tesisin olduğu yerdeki dağlara benzer bir yapıya sahip, hatta aynı alan bile olabilir. Belki bize bu tesisin nasıl oluşturulduğunu gösterirler ve şu kişi de muhtemelen Mandarin'in kendisi. Ellerinin mor ışıkla birlikte parladığını görüyoruz ki az önce de bileziklerin yine bu renklerde parıldadığını görmüştük. Maga. En son sahnede ise otobüsün Katie tarafından kullanıldığını görüyoruz. Demek ki az önce aracı kullanan şoföre bir şeyler olmuş. Otobüsün devrilmesinin ardından Shang-Chi burada birkaç kişiyi aynı anda tutmaya çalışıyor ve bu sırada arka koltukta oturan bu adam da yardım etmek yerine olan biteni kameraya kaydediyor. Bu adamın daha önce Spider-Man filminde görünen kişilerden bir tanesi olduğunu öğrendim. Hey! You're that spider guy on YouTube, right? Call me Spider-Man! Okay, Spider-Man! Don't flip! Yeah! I told Spider-Man to do a flip, and Spider-Man did a flip. Ayrıca bu adam sıradan bir kişi değil, Zack Cherry isimli bir komedyenmiş. Daha önce de bir sürü yapımda yer almış. Fragman incelemesi için söyleyebileceğim şeyler şimdilik bu kadar. İlk fragman olmasına rağmen bayağı bir şey gördük diye düşünüyorum. Ve şimdiden bol aksiyonlu bir film izleyeceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Uzak Doğu yapımlarıyla pek alakam olmamasına rağmen benim bile ilgimi çekmeyi başardı diyebilirim. Siz fragman hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce de Falcon ve Kış Askeri ile bağlantılı olabilir mi? Düşüncelerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. We make a good team.